Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Canlı yayınımız başlıyor. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Ben Serkan Uludağ. Bugün 31 Ekim 2012 günlerden Çarşamba ve şu anda 11.46 saatlerimiz ve canlı yayına başlıyoruz arkadaşlar. Ses konusunda bir sıkıntımız var mı şu an için? Öncelikle ben onu sormak istiyorum. Ses iyi mi arkadaşlar? Herkese net olarak ulaşabiliyor mu sesimiz? Peki. O zaman arkadaşlar kısaca pariteleri özetlemeye başlayalım hemen. Öncelikle her zaman olduğu gibi Euro-Dolar paritesinden başlayacağız. Euro-Dolar paritesi için dün şurada bir aralık belirtmiştik hatırlıyorsanız. Bu seviyenin altında kaldığımız sürece yukarı hareket beklentisi içerisinde olmayacağız demiştik. Ve tam olarak 29.80 seviyelerine değdikten sonra geri çekilme başladı. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi en son şu seviyelere kadar ya da gece saatlerinde şuralara kadar yaklaşık 40 pip civarlarında bir geri çekilme yaşandı ve arkasından tekrar yukarı doğru harekete geçtik arkadaşlar. Buradaki günlük pivot seviyemizi kıramadık. O yüzden yukarı doğru harekete geçti. Dün gece zaten fark ettiyseniz çok yatay bir hareket gözlendi. Bakın şuradaki bölgeyle şuradaki bölge arasında yaklaşık olarak şöyle bakarsak 15-20 pip arasında bir hareket gerçekleşti. Bu hareket sonrasında da şu anda görmüş olduğunuz gibi yukarı doğru tepkiler geliyor. Bu sabahki analizimizde ne demiştik hatırlıyorsanız sabah saatlerine yapmış olduğumuz analizde 1.30.02 seviyesinin öneminden bahsettik. Bu seviyenin eğer ki üzerinde kalmayı başarırsak yukarı doğru 30.40'lar ilk hedefimiz olacak. Sonrasında da tespit ettiğimiz seviye 30.70'ler olacaktır arkadaşlar. Bunu söyleyelim. O yüzden şuradaki bölge yukarı doğru geçilir ise ki saatlik kapanışlarımızda 10 dakika kaldı ve birazdan muhtemelen zaten sizlerle de Euro-Dolar paritesinde hareketin yukarı yönlü olup olmayacağı konusunda daha net bir bilgiye sahip olacağız. Çünkü saatlik kapanışlarımızın 1.30.02'nin üzerinde olup olmayacağını göreceğiz. Çünkü şu an çok kararsız görüyorsunuz. Fakat bu seviyenin altında olursa tekrar 29.78 ve 29.42'lere kadar geri çekilmeler gelebilir. O yüzden tekrar söylüyorum 30.02 seviyesi gerçekten çok önemli. Bakalım üzerinde kalıp kalamayacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Sterlin dolar için de yukarı doğru hareket ihtimalimiz biraz daha kuvvetli. Çünkü önemli olan bir seviyemiz vardı. Bu seviyenin üzerinde kalmayı başardı sterlin dolardan. Bu da 1.60.98 seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kaldı ve ilk olarak 23 seviyesindeki hedefimize ulaştım. Az önce yeni hedefler belirttim bu seviyenin de üzerine kalması nedeniyle. Bu hedefler neresi olacak? İlki 61.43 ve 61.70 seviyesi olacaktır. Eğer ki sterlin dolar takip ediyorsanız şablonlarınıza bu iki seviyeyle yüklemenizi tavsiye ederim. Bu yukarı harekette dediğim şey olduğum gibi 60.98'lerin üzerinde kaldığımız sürece devam edecektir. Gelelim altına. Altın çok önemli bir noktada şu anda. Hemen size kısaca özetleyeyim neden bu kadar önemli. Çünkü arkadaşlar altın şurada görmüş olduğunuz gibi önemli bir nokta 1620.07 seviyesi görüyorsunuz. Bu seviyenin üzerinde kalmak için çalışıyor. Fakat bu seviyeyi bir türlü kıramadı arkadaşlar. Bunu da zaten sabah saatlerindeki yorumda da belirtmiştik. 1720.07 seviyesinin üzerinde kalmadığımız sürece geri çekilmelerle karşılaşma ihtimalimiz var ama bu seviyenin üzerine kalırsak hızlı yukarı hareketler gelebilir. Nereye kadar? 1726.54 ve 1734.42 seviyeleri bugünkü hedeflerimiz olacaktır. Bunları da söyleyebiliriz. Bakalım eğer 1720.07 seviyesinin üzerinde kalabilecek miyiz? Eğer bunu başaramazsa tekrar 1716'lara, 13'lere ve 1709.81 seviyesine kadar geri çekilmeler gelebilir.
Dolar TL'ye bakalım. Takipçisi yine bol olan bir parite. Dolar TL, Türk Lirası. Evet, dolar TL için de arkadaşlar 1.7920 seviyesini kırılma seviyesi olarak tespit ettik. Bunun en önemli sebebi, bakın şuradan gelen bir trend çizgisi var. Bu çizgi nereden gelir diye soracak arkadaşlarımız varsa da, bakın şuradaki dip seviyesi ve şuradaki dip seviyesini birleştirdiğimizde karşımıza çıkan önemli bir destek noktası burası. Eğer buranın üzerinde kalmayı başarırsa tekrar yönünü yukarı çevirebilir, ama eğer ki şu seviyenin altına inersek geri çekilme muhtemelen başlayacaktır, devam edecektir, daha doğrusu başlayacaktır demeyelim ama devam edecektir diyebiliriz. 78-83 bundan sonraki ilk hedef olacak. Yaklaşık olarak şu seviyeye baktığımızda 40 piplik bir hareket daha etme ihtimali söz konusu olacak dolar TL'nin. Zaten biraz daha altına gelirse yeni hedefler belirleriz aşağıda, ama 79-20 seviyesi önemli. Ki zaten görüyorsunuz bir önceki saatte bu seviyenin altında bir inmeye çalıştı. Kapanışı 79-20'nin üzerine yaptı. Bakın yine yani saat 10-11 arasında bu hareketi yaptı. Aşağı doğru yukarı çıktı. Saat 11-12 arasındaki barda da, yani şu an içinde bulunduğumuz barda, tekrar bu seviyenin altına inmesine rağmen kapanışı yine muhtemelen 79-20'nin üzerine yapacak. Özellikle orta vadeli düşünenler için ise önemli bir seviyedir arkadaşlar. Bunu tekrarlıyorum. Ondan sonra kaçırdık demeyelim lütfen. Tamamdır. Şimdilik canlı yayın kaydımızı durduralım arkadaşlar. Ve burada olan arkadaşlarımızla beraber devam edelim analizlere, daha detaylı olarak ve soru cevap kısmına geçelim.